Evet, aslında en az Tıraşıs'a kadar konuşulan bir konu daha vardı ki Talişka konusu. Biz zaten Talişka'yı hep konuşuyoruz ama mali açıdan bazı sıkıntıların yaşanacağının da farkındayız. Bu nedenle ihtimal verip aslında gerçek anlamda çok fazla konuşamıyorduk. Ama gündeme çıkan bazı haberler var. Beşiktaş'ın Tırışkan'ın durumunu sordu ve kulübüyle görüştüğüyle alakalı. Ben de bu soruyu tabii ki size yöneltmek istiyorum. Talişka'ya karşı bir ilgi ya da herhangi bir temas kuruldu mu? Talişka'yla ilgili bir temas kuruldu, bir bakıldı değil ama Beşiktaş yönetiminden ısrarlı bir şekilde şöyle bir ifade geliyor. Yani Talişka'yla ilgili. Yani oyuncu 15 milyon euro yazıyor, yazışıyor, işte ben gelmek istiyorum diyor vesaire falan. Hani o da bence kendisine bir pazar oluşturuyor. Yani Beşiktaş'ın baştan söylediler, biz 15 milyon euro bonservis ödemeyiz. Biz oyuncuya 10 milyondan 30 milyon euroluk garanti imza, sözleşmenin altına imza atmayız. Yani sınırlar belli. Yani şimdi bunu veren takım gidip şey alabilir. Talisca'yı alabilir yani. 15 milyon euroyu Galatasaray verebilir. 10 milyon euro da maaş. Arkasına 10 numarasını alabilir mesela Galatasaray. Fenerbahçe de alabilir. Herkes alabilir. Ama Beşiktaş diyor ki ben bu paraları almam diyor. Alamam diyor. Yani bu kadar net. Şimdi Beşiktaş yönetimi işte masaya oturmuş almak istiyor falan demiyor. Yani Beşiktaş yönetimi bu paraları almayacağını söyledi. Bu sıralara çıkmayacağını söyledi. Hal böyleyken başka bir tarafa yani Talişka değer mi? Değer. Ama Beşiktaş'ın bütçesi, işte gelir kaynakları, işte bir Şampiyonlar Ligi yok Galatasaray gibi önünde. Yani oradan bir 35 milyon gelince ya da oradan Nelson'u satarsa, yarın Zaniolo'yu satarsa bir nakit girişi yok. O yüzden ben de Talişka'nın gelmesini isterim. Türkiye'de izlemek isterim. Beşiktaş'ta izlemek isterim. Galatasaray'da izlemek isterim. Başka bir şey. Ama buradaki temel nokta ne ödeyebilirsiniz, ne borcun altına ne kadar girebilirsiniz. Yani girebilir misiniz o önemli. İşte Talisca 10 istiyormuş, belki 7,5'a kabul edermiş. Belli değil ama oyuncu da sözleşmesini uzattı 2026'ya kadar. Şimdi ne yapmak istediği de belli değil. Acaba fiyatı böyle kızıştırarak yazışmalar yazıyor, gazetecilere yazıyor, şeylere yazıyor. Ya işte kulübümle anlaşırlar 15 milyon euroyu hallederlerse ben gelirim, elimden gelen fedakarlığı yaparım. Yani yaparsın da kulübü nasıl çözeceksin yani 15 milyon euroyu? Ben Talisca konusunda Beşiktaş yönetiminin çok böyle aman aman hırslandığını ya da bunu almak için operasyon yaptığını, bir yarışa girdiğini düşünmüyorum. Yani öyle olsaydı yöneticilerle konuşuyorum. Talisca'ya bir talip misiniz, değil misiniz, bu paraları alır mısınız dediğinde ya almak isteriz ama mümkün değil. Biz bu yükün altına giremeyiz diyorlar. Şimdi giremiyoruz dedikten sonra da Beşiktaş'ın işte Talisca için uğraştığını söylemek doğru bir mantık olmaz. Haksızlık olur. O yüzden 15 milyon euroyu verecek kulüp Talişka'ya da 10 milyon euroyu verecek, gidip Talişka'ya gidip alabilir oradan. Bekliyor. Hüseyin Yılmaz bir yorumda bulunmuş. Beşiktaş'ın yerli konusunda ciddi eksiği var demiş. Bununla bağlantılı olarak diğer sorularla da birleştirmiş olayım. Deniz Türüç ismi çok fazla sorulmuş. Ben de size sormuş olayım buradan. Deniz değerli bir oyuncu, çok kıymetli bir oyuncu. Hem Kayserispor'da hem milli takımda hem Başakşehir'de gerçekten özverili. Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. O zaman nasip olmamıştı. Alternatif oluşması anlamında hem hücum hattında hem golde hem kanatlarda bir değer oluşturabilir. Deniz özverili, bir de pozitif karakterli bir oyuncu. Cenk Tosun'la falan da dostluğu, arkadaşlığı var ama dediğim gibi şu ana kadar böyle hani çok böyle somut bir adım olarak ben şahsen düşünmedim, gelmedi ama bir daha sorarım, bir daha bakarım Deniz'le ilgili. Deniz'i de çok severim, tanırım da. En son Hasan Özer'in oğlun düğününde beraberdik, Cenk Tosun'la aynı masadaydı. Yani bu süreçte katkı sağlar mı? Kesinlikle alternatif oluşur, katkı da sağlar. Değerini bulmamış, Türkiye'de hak ettiği karşılığı görememiş kıymetli oyunculardan bir tanesi. Çok farklı özellikleri var. Düşünülebilir tabii şartlar oluşursa. Ama bir daha sormakta fayda var. Orada biraz hoca şeyi bekliyordu. Belki onunla paralel yürüyebilir. Orada da bir terslik var. CSKA Moskova'dan Bahtiyar'la ilgili bir mevzu vardı. Biliyorsunuz CSKA taraftarı da kulübü de Bahtiyar'ın performansından çok memnundu. Yani 10 numarada oynuyor. Sol ayakta her mevkide oynuyor. Çok prensipler olan Kazak bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta Türk süreci de yapmıştı. O gün
Bayağı da talip olduk. İşte bugün ne günlerden? Pazartesi günü gelmesi bekleniyordu ama bir türlü yazışmalar konusunda anladığım kadarıyla oyuncuyla her konuda anlaşılmasına rağmen yılı belli, 3 yıllık, şartları belli. Oyuncunun İstanbul'a gelme isteği belli ama CSKA Moskova neler nedendir bilinmez. Sürekli evraklarla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Yani bugün, yarın oyalama taktiğe gidiyorlar. Öğrendiğim kadarıyla oyuncuya şey de teklif etmişler. Yani sen evet Beşiktaş'a gitmek istiyorsun ama biz maaşını artıralım. Bir gitme, 400 bin euro daha verelim gibi, 300 bin euro daha verelim gibi. Öyle şeyler konuşuluyor. Ben bu akşam oyuncu saat 19 gibi. Eğer o uçağa, 19 uçağı var. O uçağa binerse ya da gelirse bu akşam artık netleşeceğini düşünüyorum. Yani eğer çok şey olursa iş, CSKA böyle oyalama taktiği uygularsa Beşiktaş masadan kalkıp yolları şey yapabilir. Yani bu kadar naz aşık usandırabilir. O yüzden bugün 19'da yine bir yayın yapma ihtimalimiz olursa ya iki şey görürüz ya Beşiktaş'ın restini görürüz ya da bence oyuncunun uçağa bindi geliyor haberini görürüz. Ama çok uzadı. 3 gündür uzadı. CSKA yani bu anlamsız direnmesi başta bu kadar sıcak yaklanmış. Sonuçta 4,5 milyon euro bir para var ortada. Bonservis de alacak. Bunu şeye bağlıyorum. Yani taraftarın oyuncuyu sevmesine, takımın oyuncuyu sevmesine bağlıyorum. Kaybetmek istemiyorlar anlaşılan. Ama Beşiktaş da bedelini öderek almak istiyordu. Oyuncunun da burada isteği çok kıymetliydi. Oyuncu da Türkiye'de oynamak istiyor. Türk statüsünde oynamak istiyor. Oradan Avrupa'ya açılmak istiyor. Bu anlamda da oyuncunun tercihi de tamamen Beşiktaş'tan yanaydı. Onunla ilgili çözümler, gayretler sürüyor. Yani pazartesi gelecek diye bekledik. Olmadı. Orada bir hata bizim de şeyimiz oldu. O imzalar bir türlü anlaşma tamam olunca imzalar vermediler ki anladık ki CSKA işi yokuşa sürüyor. Yani zaman kazanmak için Evet, akşam saatlerinde verebiliriz konuyu.